Canlarım benim çok fazla değişik mesajlar var. Ee, hani bizim duygusal bir konuyla alakalı bir konuşmamızda nah çeken arkadaşlar var. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, aradım sordum ee, Nisa'yı da. O da öyle yaptığını söyledi. Bu büyük ağır terbiyesizlik. Artık e, bu çocukluk arkadaşlar. Ben bu konu hakkında hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. O tarz yayıncılarla hakkında da hiçbir şekilde konuşma yapmayın. Ben artık sıkıldım. Ben babayım abi. Kaç yaşında oldum? Benim de bir ailem var. Benim de bir değerlerim var. Bu büyük ağır hakaret içeren bir şey gerekli yerlerde de görüştüm arkadaşlar. Sonuçta orada büyük bir, bir, bir iş yapıyorken böyle bir duygusal bir konu anlatırken bununla dalga geçilircesine bir şeyler yapılması büyük terbiyesizlik. Yani çok fazla kırıldım. Çok fazla moralim bozuldu. Yalan yok. Sinirliyim de. Yani gerçekten söylüyorum. Büyük konuşursam çok büyük konuşacağım. O yüzden susmayı tercih ediyorum. Ee, yapabileceğim birçok şey. İnsanların artık gerçekten bilinçlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl kime nasıl bir şekilde arkasına e, arkasında duruyorsunuz, savunuyorsunuz bilmiyorum ama artık sıktı üzerime oynanan bu komplolar. Hadi bana yap terbiyesizliğin ama hani vefat etmiş babama karşı yapılan terbiyesizliği gerçekten hazmedecek gücüm de yok, halim de yok. Eee yani gerçekten yani bunu yaşayanlar bilir ya da Allah kimseye yaşatmasın ama ciddi anlamda herkesin Allah belasını versin abi bu konuda terbiyesizlik yapanlara. Gerçekten söylüyorum ben böyle ah etmem. Gerçekten söylüyorum. Yani Allah biliyor her şeyi, görüyor arkadaşlar. Geri hiçbir şey umurumda değil. Ama Rabbim biliyor, görüyor. Doğru olan her zaman yıllar geçse de ne zaman kadar süre geçerse geçsin doğru yolu bulunur her zaman ve hak yerini bulur arkadaşlar. O yüzden benim gönlüm de ferah, içim de rahat. Ama böyle bir terbiyesizlik, böyle bir e, ağzıma alamayacağım şeyler yap, yapılması çok yersin.